konuya geçeceğim. Ee, ki öğretmenlerden de ağırlıklı olarak gelen mesajlar bu yönde. Aşılama faaliyeti biraz durmuştu veya bir frene basılmıştı. Köy okullarında öğretmenlerin yoğun olarak aşılandığını biliyoruz çünkü onlar açık kaldığı için uzun süredir. Diğer öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin yeni bir durum söz konusu mu? Elbette biz bugün dünyaya baktığımızda aslında İngiltere gibi, Almanya gibi, Fransa gibi, İspanya gibi ülkelerde öğretmenlerin Aşı. öncelikli olarak aşılanmadığını ya. biliyoruz. Ee, Bunda sizin çok büyük gayretiniz olduğunu Türkiye da biliyorum. Türkiye'ye baktığımızda e, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Neye göre görüyoruz? ...aşılanan e, insan sayısında görüyoruz bunu. Yani hangi ülkede, e, hangi oranda aşılama olmuş buna baktığımızda bunu görüyoruz. Ve öğretmenlerle ilgili de ilk önce köy okullarından başlamak üzere ki... ...köy okullarındaki öğretmenlerimiz ağırlıklı olmak üzere, öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 10'u... ...bunların içinden e, COVID geçirenler hariç olmak üzere aşılandı. İkinci aşıları da e, devam ediyor. Ancak... E, yani bütün öğretmenlerin yüzde 10'u mu aşılandı şu evet, aşamada? Evet, evet. Aşı ki... dağılım var mı orada da köy okulları, köy öğretmenleri daha öncelikli gibi? Elbette. Yani bizim tanımladığımız öğretmenler 1 milyon 259 bin öğretmenin e, öncelikli olarak köy okullarından başlamak üzere e, sıraladığımız, tanımladığımız öğretmenler Sayın var bakalım, listede. Bakan neden köy okulları? Köylerde oransal olarak çok daha düşük bakalar. Aslında büyük şehirlerde çok daha kişi başına baktığımızda yani e, işte şimdi şöyle oldu. Köy okullarını, bin okullarını iki hafta önce bakalar. köy okullarını iki hafta önce açtık ve köy okullarındaki öğretmenlerimizin seyahat e, süreleri ya da seyahat imkanları kısmi olarak farklılık arz ediyor diğer öğretmenlerimize göre. Hemen arkasından biraz önce Sağlık Bakanımızla da bir görüşme imkanım oldu. Aşı tedarikiyle bağlantılı olarak peyderpey aşılamalar yapılıyor. Bir problem yok. Sadece bazen aşının gelmesinde gecikmeler olduğu için... ...bu gecikmeler öğretmenlerin aşılanmasında da söz konusu olabiliyor. Ama hemen önümüzdeki günlerde bunun hızla artacağını söyleyebilirim... ...ve 125 bin öğretmenimizin hemen... Ee, ...tekrar aşılanacağını da burada ilk defa söylemiş Öyle olayım. Mi? Bu onluk aşılamanın hemen arkasından 125 bin yönetmenimiz hemen tekrar e, aşılanacak. Yani ne kadar süre içinde? Bu önümüzdeki günler içinde. Çok iyi. Önümüzdeki günler. ilk kez bu yayında duyuyoruz herhalde. Evet ilk kez bu yayında duyuyoruz. İlk müjdemizi evet. yayındaki ilk müjdeyi evet. verelim. 125 bin öğretmenimiz tekrar aşkın aşılanacak bu birkaç gün için. Ama aşılama ve okulu açık tutmayı birbirine bağlantılı hale getirmeyi doğru buluyor musunuz? Avrupa'daki örneklere baktığımızda aslında böyle bir şart yok. Almanya'da, Fransa'da. Şimdi kısa süreli kapadılar ama öğretmenlerin aşılanması gibi bir şart olmadan okulları prensip olarak tuttular. Şimdi Avrupa'da bugünlerde okulların kapanması Paskalya tatiliyle ile evet. ilgili. Ee, yoksa bir kapanma evet. söz konusu değil. Yalnızca Fransa bir hafta uzaktan eğitim. Bir dedi. hafta evet. Ama şöyle bir şey rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde önce öğretmenler aşılansın, ondan sonra okullar açılsın. Böyle bir uygulama yok. Ancak bizim öğretmenlerimiz. E, Hani Ziya Hoca olarak söylüyorum, bizim öğretmenlerimiz çok kıymetli. Ve öncelikli olarak aşılanmalarını benim istemem, arzu etmem çok, çok doğal. Şey. Evet. Ee, yani çok benim doğru. benim görevimin doğası bunu gerektirir. O yüzden de bunu istiyorum ve bunu takip ediyoruz. Bunu sürekli olarak e, izliyoruz, değerlendiriyoruz. E, Sayın Bakanımız, Öğretmenlerle ilgili, Sağlık Bakanımız, Öğretmenlerle ilgili her zaman e, çok olumlu bir bakış açısına sahip olarak öncelikli olarak tabii ki aşılamalıyız. Aşı tedarikine bağlı olarak hiç merak etmeyin şeklinde bir bakış açısına sahip. O yüzden biz çok tedirgin değiliz. Hmm. Aşılar geldiğinde peyderpey bu aşıların olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bir başka mesele de aslında test konusu. Öğrencilere ya da öğretmenlere böyle bir düzenli test yapılması gibi bir durum e, söz konusu mu? Okullardaki vaka artışını engellemek üzere ...yapılmıyorduysa bile bundan sonrası için bir düzenli test uygulamasına geçmeyi düşünür müsünüz? Mesela örneğin bugün Habertürk TV'nin de bir özel yayını vardı. Yunanistan'da e, liseleri açmak üzere öğrencilere ücretsiz haftada ikişer adet test kiti dağıtılacağı... ...ve bu testleri yaparak kendilerinin sisteme girmesinin zorunlu olması. Hem öğretmenlerin hem lise öğrencileri. Evet. Bu şekilde liseleri açıyoruz diyor Yunanistan. Bizde de böyle bir test... E, hizmeti e, uygulaması şimdi şu gelir anda... tabii Şunu da hatırlatalım. Yunanistan'dan önce bunu İngiltere yaptı. 8 Mart'ta bütün sınıfları açtı biliyorsunuz. E, ve e, her hafta iki kere her öğrenciye test uyguladı. Sonra da eve göndermeye başladı haftada iki test. Dolayısıyla Avrupa'da bunun örnekleri şimdi Yunanistan yapıyor. Türkiye'de de olabilir mi? Şimdi e, bunu yapan ülke sayısı benim izlediğim kadarıyla hani 3-4 taneye geçmiyor dünyada. Elbette yapılsa iyi olur ama Sağlık e, Bakanlığımızın politikaları konusunda. Elbette bizim beklentilerimiz var, Elbette bizim taleplerimiz var ama e, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık konusunda e, hekimlerimizle ilgili konularda bizim yorum yapmamız çok doğru değil. Yani ben nasıl eğitimle ilgili e, eğitim bilimci olmayan kişiler ya da alan dışındaki kişiler öğretmen olmayanların yorum yapmasın diye beklenti içindeysem, Aynı şekilde ben de sağlıkla ilgili yorum yapmak istemiyorum ama e, bizim şu anda aşılamayla ile ilgili e, toplumun tamamında e, süreç hızla ilerlediğinde e, bir takım göstergeler de karşımıza çıkacak. Yani e, toplumda e, vaka sayılarının azalacağını göreceğiz, efendim hastanelerdeki dolluk oranları ile ilgili düşüşleri göreceğiz. Ama bu okullarla ilgili yapılır mı veya bu testlerin güvenilirliği ile ilgili de. Ee, biliyorsunuz onlar e, çok kısa sürede e, hemen hızlı yapılan, test uygulanan, hızlı test edilen kitler. Söyleniyor. Bunların e, güvenirliğiyle ilgili de bir takım şeyler var. Hani Tartışmalar var dünyada. E, bunu bilmiyorum tabii benim e, bilmediğim bir konu. Ee, ama bununla ilgili şu anda gerekir mi gerekmez mi bilim kurulunun bakış açısını biz önemsiyoruz. Ama bilim kurulu şayet böyle bir uygulamaya geçilmesi iyi olur diye salık verirse tabii bakanlık ki, böyle bir şeye bütçe ayırabilir mi? Yani bu şimdi, hayata geçebilir ya da Sağlık mi? Sağlık Bakanlığı mı, e, bunu karşılar. Evet yani ya da Sağlık Bakanlığıyla ile tabii ortak. Şimdi bizim olabilir. bu konularla ilgili aşı konusuyla ilgili Türkiye'nin bir sıkıntısı yok. Yani Türkiye birçok ülkede yani ücretli olarak aşılar verilirken. Bu test konusuyla Nasıl? Ilgili. Test. Testler konusunda ya da aşı konusunda Türkiye bu konularda e, sağlık hizmeti anlamında e, gerçekten çok e, öne açık bir bakış açısına sahip. O yüzden ben Sağlık Bakanlığı'yla e, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu konularla ilgili çok rahatlıkla karar verileceğini ve bir problem olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu pandemi süreci size ne gösterdi? Ne, yani eğitimin hangi gerçeğini ortaya çıkarttı? Baktığınızda ilk karşılaştığınız nedir? Bir öğrenci sorunu mu, bir öğretmen sorunu mu? Uzaktan eğitime yatkınlık veya öğrencinin algılamasında problem mi yoksa ezberci bir eğitimin bize yüklemiş olduğu bütün gerçeklerin önümüze serilmiş olması mı? Biz aslında bu durumu genel olarak Vizyon 2023 dokümanımız çerçevesinde değerlendiriyoruz. Yani bizim için bu süreç elbette önemli, elbette kritik. Ama asıl önümüzdeki yıllar ne olacak? Dünyadaki dönüşüm nereye doğru gidiyor? Ve bu uzaktan eğitimin ortaya çıkardığı olumlu olumsuz etkiler nelerdir? Hangi yaş grupları bundan nasıl etkilenecek? Öğretmen eğitimi bununla ilgili olarak nasıl dönüşmesi gerekiyor? Müfredatlarda ne türlü dönüşümlere ihtiyacımız var? Biz bu meseleye gelecek vizyonu açısından bakıyoruz ve gelecekle ilgili olarak hani Valer'in bir sözü vardır. Hani zamanımızın sorunu geleceğin eskisi gibi olmayacağı der. Ee, farklı bir gelecek bekliyor bizi. Ve bu farklı geleceğe adaptasyon için neler yapmalıyız? Biz meseleye böyle bakıyoruz ve...